Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın, Birleşmiş Milletler'in bir tespiti var. Denizler olmasa dünyanın yarısı açlıktan, yarısı susuzluktan yok olur diyor. Dünya varlığında insanoğlunun farkında olmadan varlığını sürdürmesinde denizlerin bu kadar önemli bir rolü var. Ve biz Türkler tarih boyunca her ne kadar asker bir millet gibi gözüksek de aslında denizden de çok ciddi bir şekilde yararlanmışız. Denizi kullanmayı şu veya bu şekilde başarmışız. Bazen askeri denizcilik, bazen ticari denizcilik. Ama kabotaj bizim son 100 yıldaki tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 92. yılını kutladığımız bu yasayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk denizlerinden, Türklerin hakim olduğu denizcilik sahasındaki her türlü ticari hak ve faaliyetten münhasıran yararlanma hakkını elde ederek önemli bir aşama kaydetmiştir. Kabotaj yasası sayesinde Türk denizciliği gelişmiş ve bugünkü düzeye gelmiştir. Bugün Türk denizciliğinin durumu nedir? Çok kısaca bir özetleyerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Türkiye, dünya deniz ticaretini kontrol eden 30 büyük ülke içinde 14. sıradadır. Deniz ticareti filosu büyüklüğüyle 30 milyon deadweight'e yaklaşan bir deniz ticaret filosuyla dünyanın en önemli denizci ülkelerinden biridir. 177 uluslararası ticarete açık limana sahiptir. Opa'dan İskenderun'a kadar çeşitli büyüklüklerde, çeşitli maksatlarla, farklı amaçlarla inşa edilmiş 177 deniz tesisine sahibiz. 50'nin üzerinde marina, 25 bin yat bağlama kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkelerinden biriyiz. 112 bin aktif gemi adamıyla Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ülkelerden bir tanesiyiz. Dünya denizciliğine gemi adamı yetiştiren çok önemli bir deniz eğitim ülkesiyiz. Askeri denizciliğimiz bir yana, ticari denizciliğimizde çok önemli, çok önemli gelişmeler yaşadık. Dış ticaretimiz yaklaşık 341 milyar dolar, bunun 200 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor. Bu da 450 milyon tona yakın yük hareketi demek. Sadece kabotaj yasasıyla kabotaj sınırları içinde, yani iç ticarette denizde kullandığımız, deniz limanlarında, limanlarımızda elleşlediğimiz iç ticaretteki yük hareketi bile 100 milyon tonu geçmiş durumda. 80 tersane ile dünyanın önemli gemi inşa ülkelerinden biri haline geldik. Çok önemli bir istihdam kaynağı, çok önemli bir yan sanayi katkılarıyla çok önemli bir endüstri alanı oldu deniz. Mega yat inşaatında dünyanın üçüncüsüyüz. Hem kapasite olarak, hem standart olarak, hem de teknik. 22 adet uluslararası çalışma örgütü standartlarında, yani can, mal, işçi hakları, çalışma standartları açısından uluslararası standartlara en uygun seviyede gemi sökümü yapan Akdeniz'deki, Avrupa'daki tek ülkeyiz. Uzak Doğu'da bazı ülkelerde plajlarda gemi sökülüyor, çevre katliamları yapılıyor ve biz bunu can, mal, çevre emniyeti ne son derece yüksek bir saygıyla uluslararası çalışma örgütü standartlarında yapabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Dış ticaretimizin çok önemli bir kısmı dediğim gibi deniz yoluyla taşınıyor. 340 milyar doların 200 milyon milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla taşınıyor. Dolayısıyla denizler bizim için vazgeçilmez. İç taşımacılıkta, iç sularımızda da çok önemli bir denizcilik potansiyeli var. Ve biz bu potansiyeli kabotaj yasasıyla münhasıran vatandaşlarımıza kullandırmak suretiyle çok önemli başarılar elde ettik. Deniz çok önemlidir. Ülkemizin gelişmesinde olmazsa olmaz fırsatlarımızdan, imkanlarımızdan bir tanesidir. Mutlaka kullanmaya, geliştirmeye devam edeceğiz. Biz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak hükümet adına bu görevi yürütmekte sorumlu kuruluşuz ve çok önemli düzenlemeler yaptık. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde, Uluslararası Denizcilik Camiası'nda Türkiye'yi çok saygın bir konuma getirdik. Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın 20 üyeli konsey seçimlerinde
son 4 seçimdir, yani 4 yılda bir yapılan, 2 yılda bir yapılan seçimlerde en yüksek ikinci oyu alarak seçilen ülkelerden bir tanesidir. Çok önemli bir saygınlığa kavuşmuştur Türk bayrağı. Dolayısıyla bunların tamamı kabotaj yasası sayesinde olmuştur diyebiliriz. Tebrik etmek, kutlamak hepimizin hakkıdır. Hayırlı olsun. İnşallah gelecekte de Türk denizciliği büyüyerek, gelişerek, devlet büyüklerimizin katkısıyla, unutmayalım, Cumhurbaşkanımız bir denizci çocuğu, Başbakanımız bir denizci, Ulaştırma Bakanımız bir denizci, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve ilgili Denizcilik Bakanlığı'nın bürokratlarının hemen hemen tamamı denizci. Çok önemli bir özelliğe sahibiz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir fırsat, böyle bir imkan yok. Ben devlet büyüklerimize de bu sektörün gelişimine, ilerlemesine yaptıkları katkı için şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyorum denizcilik sektörü adına ve hepinizi kürsüye davet ediyorum.